Arkadaşlar bugün sizlerle evliliğinizi test ediyoruz. 10 maddede, bakın 10 maddede evliliğiniz ne durumda bunu test etmek için karşınıza geçtim. Gerçekten bu 10 madde varsa, hepsi varsa çok sakat bir durumdasınız. Hemen yardım almanız lazım, hemen tedbir almanız lazım. İnşallah yoktur. Bu maddeler hangileri var, hangileri yok? Önce bunu dinlerken alın elinize bir kağıt kalem, güzel güzel işaretleyin. Tamam mı? Çünkü bu test. O maddelerden eksik olanlar niye eksik? Bunun üzerine düşünün. Hatta eşinizle konuşun. Eğer bu 10 maddeyi güzelleştirebilirsek evliliğimiz kurtulur. Ama bu 10 madde devam ediyorsa işiniz zor, evliliğiniz sakat. 10 madde neler? Hemen başlıyorum. Birinci madde. Duygusal uzaklaşma hissediyorsanız. Ne demek hocam duygusal uzaklaşma? Yani yakınlık yerine artık onu arayıp soramama, içinizde bir şeylerin onunla ilgili koptuğunu hissetme, tamam mı? Artık içinizi dolduran o onun varlığının çok da doldurmadığını görüyorsanız. Bak bu duygusal uzaklaşma. Onunla beraber olmayı, beraberliği neredeyse ha olmuş ha olmamış gibi hissetmeye başlamışsanız. Ondan kopuşlar hissediyorsanız içinizde. Yani varlığı çok da önemli değil demeye başlamışsanız. Bakın çok tehlikelidir bu. 2. İlişkinizde sevginin dışındaki boyutlar ön plana çıkmış ve bundan da rahatsızlık duyuyorsanız. Yani nedir? Sevgi değil, artık çocuklar var. Artık ne var? Artık işte evimiz var, arabamız var. Yani işte ilişkimiz nasıl? İdare ediyoruz. Ama tartışmalarımız var. Ama çocuk. Bakın bizi bağlıyor. İşte alışkanlıklar bizi bağlıyor. Ama bakıyorsun sevgi. Sevgi yok. Sevgi bitmiş. Sadece kırmıyoruz birbirimizi. Ama sevmiyoruz. Bak bu da çok tehlikeli. 3. Cinselliğinizde belli bir azalma varsa. Bakın cinsellik ciddi anlamda aynı zamanda İlişkinin seviyesini, durumunu gösterir. Sevmediğin bir adamla beraber olmak da istemezsin sen. Yani ya da sevmediğin bir insanla, kadınla da. Bakın beraber olmak bile istemezsin. İçim götürmez ya. Hocam diyor benim onu diyor içim götürmüyor diyor. Bak bu çok tehlikeli bir süreç bu. Hocam ne olmalı ilişki durumu? Yani bununla ilgili bana gelen çok sorular da var. Bunu aslında apayrı çekmek lazım ama burada söyleyeyim onu. Yani haftada bir, ondan sonra ayda 4. Yani ayda haftada bir olduğu için ayda 4. Bak ayda 4, 5, 6 mutlu evliliklerde görülen ilişki. Bu 4'ün altına indiği anda ayda sıkıntılar başlıyor. Anladınız mı? Ve bu konuda bütün yapılan çalışmalar ayda 6, bak 8 ama en az 4 ilişkinin olması gerektiğini gösteriyor. İlişkilerin ne durumda olduğunu öğrenmek için benim sorduğum kritik sorulardan birisi şudur çiftlere. Cinselliğiniz ne durumda? Sıklığı nedir? Çünkü zaten o ilişkinin ne durumda olduğunu net ortaya koyar, gösterir. Tamam mı? 4. maddemiz şu. Tartışmalarda boşanma sözcükleri havada uçuşmaya başlamışsa boşarım seni, koyarım kapının önüne. Boşanma sözcükleri çok tehlikeli. Boşanma, sürekli karşılıklı boşanma, boşanma, boşanırım, boşanırım, giderim annemin evine, ben ayrılırım, gidersin annenin evine. Bak, boşanma sözcükleri. Bu, ilişkinin ciddi anlamda yıprandığının göstergesidir. 5. Artık evliliğiniz neşe ve sevinç değil, huzursuzluk veriyorsa. Bak şimdi, eve gelince insan mutlu oluyorsa, hocam eve ayaklarım gitmiyor. Evdeyken hep beraber eğleniyorsanız, ailecek, bak muhteşem bir şey bu. Bu ilişkinin ne kadar güzel, dinamik olduğunu bekleniyor, karşılıklı, herkes eğleniyor. Ve bunlar yoksa çok tehlikeli bir süreç var. İnsanlar evin içinde ama birlikte değiller. İşte bu da evliliğinizin tehlikede olduğunu gösteren önemli bir sinyal arkadaşlar. 6. Kendinizi güvende hissetmiyorsanız, güvensiz hissediyorsanız hatta,
Bakın, özellikle kadın için en önemli şey güvende hissetmektir. Onun için mesela bir parasının kenarda olması kadına çok güven verir. Eşinin işinin iyi olması kadına çok güven verir. Ve eşinin onu aşağılamaması, ona değer vermesi, onu önemsemesi kadına çok güven verir. Bu evlilik benim için harika bir evlilik. Ben burada huzurluyum, mutluyum diye düşünmesini sağlar. Şimdi bütün bunlar yoksa güvensizlik verir. Ve kaygı, tedirginlik, korkular artar. Ve artan kaygı, korku ilişkiyi zedeler. Bak, bunun da çok ciddi anlamda fark edilip görülmesi lazım. 7. Kıskançlık ve şüphelerinizde artış varsa. Şimdi ilişkinin dinamizmi, ilişkinin güzelliği güvenle belli olur. Ben güveniyor muyum? Ben güveniyorum. Güveniyorsam bakın şüphe yok. Acaba aldatır mı? Kaygılar yok. Onun için güven varsa zaten bunlar yok. Şimdi ilişkide şüphe, kaygı artmışsa, acabalar çoğalmışsa ilişki zedelenmeye başlamıştır. O güven kaybolduğu için ilişkide sürekli sorgulama, araştırma, takip, bak bu süreç başlar. Ve bu süreç zaten ilişkinin zedelendiğinin en önemli göstergesidir. 8. Artık tartışmalarınızda karşılıklı taviz vermeden saldırı varsa, canını yak boyununa başlamış. Ben bir laf sokuyorum, oh rahatladım ama öteki mahvoldu. Olsun, çok güzel oldu. O ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor, o ona laf sokuyor. Sürekli canını acıtıyorlar, birbirini üzüyorlar, birbirini yaralamaya çalışıyorlar. Allah, çok tehlikeli. Çünkü ilişki bitmiştir. Orada birbirini yaralama oyununa, birbirinin canını yakma oyununa dönen ilişki aslında iletişimin bittiğini gösterir. Karşılıklı konuşulamadığını gösterir. Bunlar ne zaman konuşmaya başlasalar hep tartışmaya başlamışlar. Ve tartışmanın son aşaması da canını yakma, iğneleme, laf sokma oyunudur. Bu oyuna başladıysa zaten ilişki ciddi anlamda yıpranmıştır arkadaşlar. 9. Eşiniz size hiç hediye almıyorsa ya da sizi önemsediğini göstermiyorsa. Şimdi bazı erkekler hediye almayabilir. Bazı Doğu, Güneydoğu alsalar güzel. Kadın için hediyenin apayrı bir değeri, sen benim için önemlisin, özelsin anlamı var. Şimdi hediye almasa bile, şimdi diyelim ki sen özelsin, sen değerlisin işaretlerini gösterecek tavırlar. Mesela arama, ondan sonra güzel bir şey yaptın, eline sağlık hayatım deme. Bunu sihirli kelimelerde kullandığımız bir videomuz var. Mutlaka izlemeniz lazım onu da. O sihirli kelimeler kullanılarak ilişki hediyesiz bile iyi bir noktaya gelebilir. Ama düşünün, hediye yok, güzel sözcükler yok. Hatta bunun tersine aşağılama var, saygısızlık var, küçümseme var. İstenmediğini, istendiğini değil, istenmediğini gösteren her türlü söz ve davranış var. Ne oldu? Bitti bu ilişki. Bakın çok zor bu ilişkiyi canlandırmak. İnsanlar bunun önce farkına varması lazım. Biz ilişkileri öldürüyoruz. O ilişkileri öldürdüğümüz anda yeniden diriltmek, işte şok makinesini vereceksin. Ne yapacaksın? Yani daha da zor. Onun için ilişkilerin, bu maddeler aslında ilişkilerin tehlikede olduğunu gösteren maddeler. Öldürmeden ben ölüyorum, hastayım. Aslında işaretleri bu maddeler. Bunu görüp ona göre hareket etmek lazım. 10. Artık eşinizin dışında başka erkeklerin ya da kadınların daha iyi eş olacağını düşünüyorsanız. Ya keşke eşim bunun gibi olsaydı. Karşılıklı sürekli olarak içinizden eşinizi değil de eşinizden başka insanların çok daha iyi eşler olduğunu düşünmeye başlamışsanız, bak bu da ilişkinizin çok tehlikede, sıkıntılı olduğunu gösterir. En iyi eş benim eşim. Yerine en iyi eş o. Vallahi keşke benim eşim de öyle olsaydı. Bazen yıpranmış ilişkilerde insanlar bunu düşünebiliyor. Onun için bakın bu 10 madde aynı zamanda ilişkimizin kötü olduğunu ve ciddi anlamda ilişkimizin bir proje gibi ele alınıp düzeltilmesi gerektiğinin göstergesi. Ölmeye doğru gidiyor bu ilişki. Öldü mü canlandıramazsın. Bakın öldü mü bitti. Onun için
bu ilişkinin yeniden kurtarılması adına yapılması gerekenler var. Biten ilişki yeniden nasıl canlanır diye bakın bir videom var, onu da izleyebilirsiniz. Bu konuda da ilişkileri güzelleştirme adına yapılması gerekenler neler hocam? Bize bununla ilgili ipuçları ver diyorlar. Bununla ilgili de acil videolar çekmeye başladım. Zaten YouTube kanalımda bulursunuz onu. Sizden gelen sorulara, sorunlara videolar çekmeye devam ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi konularda video çekmemi istediğinizi orada yazabilirsiniz. Mutlaka YouTube kanalımı takip edin. Videolarımı arkadaşlarınıza, dostlarınıza gönderin. Onların da ilişkilerini güzelleştirme adına biz de hizmet etmiş olalım hepimiz. Bununla ilgili evlilikleri kurtarma mücadelesine hep beraber girelim istiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. İzleyin, izlettirin.